Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. 19 Ağustos 2023 itibariyle Borsa İstanbul'u bir kapsamlı bir şekilde değerlendirelim. Sert bir satış baskısı kendini gösterdi. Normal PPK haftasına giriyoruz ve iyi de yükselmiştik. Zaten bekliyorduk bu seviyelerde bir miktar artık geri çekilmelerin olması bizim için sürpriz değildi. Şimdi bu noktada kısa vadeli ve özellikle yıl sonuna kadar burada durabilme ihtimaline karşın nerelerde stop olacağız ya da nerelerde vade belirledik? Örneğin ben bir iki öncesinden aldım diyelim. Kısa vadeli yatırımcıysam nerede stop olmak zorundayım ki beni en azından kâr alçık pozisyonuyla durdurabilsin ya da zarar etmeden beni durdurabilsin. Bu videoda arkadaşlar bunları değerlendirelim. O ben genel görüntü itibariyle şu an savunma pozisyonuna geçtiğimizi düşünüyorum. Evet, yabancı alışı biraz zayıfladı çünkü atılacak olan mali politikaları bekliyor. Perşembe günü gelecek olan faiz kararı ve metinde yapılacak olan ufak değişiklikler tabii ki yeni yatırımcı girişi açısından da önemli. Bunlar normal bir süreç olarak karşılıyoruz ve anlattığımız içeriklerin tavsiye niteliği olmadığını bir kez daha belirtelim. Yanlış anlaşılma da olmasın. Ve bizleri desteklemeyi unutmayın. Kanalımıza destek arkadaşlar çok önemli bizlerin morali ve motivasyonu için. Abone olup bildirim seslerini açar ve katıl butonundan da desteklemek isteyenler destekleyebilir ve anlık videolardan da daha iyi haberdar olabilir. Şimdi arkadaşlar bakıldığında 7500 seviyesinde kapanış biraz korkutucu olabilir. Sıkıntı yok. 7200'lerin altına geri çekilmediğimiz sürece kısa vadeli pozisyon alanlar burada zaten endeks tarafına bakıldığında ve hisselere burada bir orantı yapılacak olduğunda da aynı değerde ya da bir miktar daha fazla ilerliyorsa geri çekilmelerde 7200'ün altında ben bir problem görmüyorum. Dolar bazında da 260 dolar seviyesine endekse dikkat edilsin. Bölgenin altında bir hareket olmadıkça kısa vadeli pozisyonlar bence korunacaktır. 7200 seviyesinin altındaki hareketlerde ne oluruz sorusuna. Arkadaşlar burada da tabii grafikte çizelim bunu ve belirgin olsun. Herkes de anlasın. Tabii bunların birer fikir öngörü olduğunu unutmayalım. 4400'lerden başlayan ana yükseliş trendimiz bizim burası. 6700'lere doğru geri çekilmemizi en derin satış baskılarında yani 7200'ün altında takip edeceğimiz seviye olarak burayı ben öngörüyorum. Kısa vadede dikkat edeceğimiz stop seviyesi bizim bu hattı. Bölgenin altında zaten dikkatli olacağız dedik ve görüldüğü gibi de satış baskısı derinleşti. Şimdi 7200 dememizdeki sebep burada aynı zamanda saatlik bazlarda da keza bu noktayı kontrol ettiğinizde kısa vadeli arkadaşlar burası bir karar merci ve aynı zamanda da Fibo direnç seviyesiydi. Şimdi destek hattına burası geldi. O yüzden çok takılmaya gerek yok. Savunma pozisyonu bence iyi bir şekilde değerlendirilmeli. Yeni girecek olanlar için de işte fırsat kapıyı arkadaşlar buralarda çalıyor. Tabii saatlikte gün içinde 7400'ler gibi rakamlar sizleri karşılayacak. Ama kısa vadeli teknik görüntünün yani o dik yükseliş açısının şöyle günlükte de baktığınızda sürdürülebilir olmadığını hep dile getirmiştik. Ve burada da RSI 70'in altına inildi. Bu da ne anlama geliyor? Düzeltme başladı. Zaten uyarmıştık da. Bize tepede zaten çıkış imkanını da burada sunabiliyor. Şimdi bunları İyi değerlendirmek gerekiyor, iyi okumak gerekiyor ve aşağıdan gelen yükseliş trendini de zaten bozmuştuk ama RSI 70'in altında onay almamız gerekiyor dedik ve bu bize tepeden çıkış imkanını da sunar dedik kısa vadeciler için. Ama yok, ben yıl sonuna kadar zaten işte Kasım aralığa kadar vade belirledim. Benim hedefim 18, 20, 22 binler gibi endekste diyor iseniz benim gibi tavsiye niteliği olmadan belirteyim. Buralar savunma pozisyonu. Yani fırsat oldukça arkadaşlar ya bir miktar riski değerlendirip buralarda artık al sat yapacaksınız ya da bu riski değerlendiremiyorsanız yani burada eğer kendinizi çok cesaretli ya da teknik anlamda iyi hissedemiyorsanız imkan da varsa artık buralarda takviye zamanı geliyor demektir. Çünkü ciddi anlamda bir kar realizesi olmak zorundaydı. Bu da gerçekleşiyor. İşin bütün özeti bu. Saatliğe geldiğimizde saatlikte de momentum düşmüş. Gördüğümüz gibi zaten burası da onaylanmış. Şu en son şurası iyi bir şekilde destek olarak çalışıyordu ve karşımızda duruyordu. RSI 70'in altını hesap ettikten sonra buranın da altına geçtiğimiz için artık bir miktar daha geri çekilmeleri 7200'lere doğru takip etmek bizler için arkadaşlar sürpriz olmayacak.
O yüzden bu detayları bence atlamazsak iyi olur. Hatta dolar bazlı grafiğini de açalım bakalım buralarda. Bu da endeksin dolar bazlı grafiği arkadaşlar. 274 dolardayız gördüğünüz gibi. Burada da yine yükseliş trendlerini sizlerle birlikte çizelim gördüğünüz gibi. Şu siyah renkteki çizgimiz bakıldığında ana yükseliş trendimiz olarak kısa vadeli takip ediyoruz. 260 dolarları gösteriyor. Tabii burada geri çekilmeler konusunda endekste 7200'ler. Burada da 267 dolar gibi rakamları beraberinde getiriyor. Ha, burada kısa vadeli trend bozulmuş mu? Buna bakalım arkadaşlar. Burası da bizim için önemli tabii ki. Baktığımızda burada da zaten bu kısa vadeli trendin bozulduğunu görebiliyoruz. Ha, bunlar çok abartılacak hareketler mi? Değil yani işte ama gel gör ki anlat. Zaten söylemiştik. En babası ne olursa olsun yani burada siyah trend bozulur mu? Yani işin boyutunu biraz daha derinleştirirler mi bu noktalarda? Arkadaşlar baktığımızda şöyle bir ikili dip formasyonunun ana destek bölgesi karşımızda duruyor. Eğer işin dozunu abartırlar ise yani burada 255 dolarlara kadar hareket burada zaten bir stop patlatıp yukarı dönebilir ama ya buralarda teslim olunmaz. Yani illaki bir dökme, silkeleme hareketleri olacaktır. Sakinliğimizi koruyup bence ana hedeflere doğru odaklanır isek iyi olacak. Çünkü burada da özellikle şöyle grafiğimizi sıfırlayıp baktığımızda yani gidebilecek çok fazla alanımız var. Bakın haftalıkta da açtım şu an grafiği. Normal yani şu anda bir sağ kulpun içerisindeyiz. Kısa vadeli düzeltmeler artık çok normal yani bu gelmesi. Ama genel haritaya yani genel görüntüye odaklanacak olduğumuzda yani endeks şu anda zaten yıllar yılı para kazanmıyor dolar bazında. Az da sabretmenizde fayda var. Yani yıl sonunu bence bir görün. Yani güzel hareketleri elde edersiniz diye düşünüyorum. Hisse bazlı analiz yapmıyorum. Çünkü burada illaki etkileneceksiniz. Ama endeksin dolar bazlı görüntüsünden ziyade işte TL bazlı, puan bazlı baktığınızda sizin gözünüze buralar çok heyecan verici gelebilir. Yani çok aşırı şişli diyebilirsiniz. Takılmanıza gerek yok. Yani eğer grafiği takip edecekseniz şöyle logaritmik ölçüye alıp burada arkadaşlar yapacağınız iş şu. Buradaki bakın çok önemli bir direnç seviyesi vardı. Ve hatta şöyle değerlendirdiğimizde bir kanalın içerisinde uzun yıllar gidiyorduk. Yani hafif yatayda yukarı gibi böyle. 20-25 yıldır hatta 30 yıldır neredeyse bu şekilde ilerliyoruz. Yani tam net tarih verecek olduğumuzu da 99'un 10. ayı. Hadi 2000'den bu yana say 23 yıldır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yataydaydık. En son ne zaman? 2022'nin 10. ayında. Yani ana bir rally yaşıyoruz. Düzeltmesinde yaşamadığımız felaket kalmıyor maalesef. Ama burası teknik anlamda bir onay isteme süreciydi aslında. Bakın bunları hep değerlendirdik. Ve yeni süreci de artık burada başlatıyoruz. Ha, buradan sonra ne olacak sorusuna. Arkadaşlar buradan sonra bu kanal üst banda gider. Yani baktığınızda bu kanalın bir yukarısını bu şekilde arkadaşlar alacaksınız. Burası da 20 bin lira yani 18-20 bin bandını teknik anlamda karşımıza sunuyor. Ben bu rally'nin 2020 yılına kadar uzayacağı kanaatindeyim. Burada da yine bu şekilde hemen hemen ölçümlerinizi aldığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar hareket buralara kadar uzamak zorunda. Daha fazla detay vermeye gerek var mı? Boğmaya gerek var mı? Yardımcı araçlara zaten baktığınızda aylıkta pozitif bölgedeyiz. Yani uzun vadede her birimin bir ayda oluşuyor burada. Haftalıkta RSI 70'e giriş yaptık. Sert bir giriş yaptık. Güzel oldu aslına bakıldığında ve piyasada bir canlılık oluştu bu gibi bir dönemde. Ama bir miktar düzeltme gelir. Yani bunlar sağlıklı. Kontrolü elden bırakmayın tabii. Ama günlükte, saatlikte böyle kısa vadede düzeltmeleri nasıl takip edeceğimizi de biliyorsunuz. Çok da fazla işte böyle bir saatliğe ineyim ben 15 dakikalık da hisse bazlı ya da endeks bazlı grafikleri takip edeyim bu derseniz arkadaşlar burada o zaman boğulursunuz yani. Çünkü oynaklık artık gün içinde çok fazla olmaya başladı. Volatil oynaklık hem yukarı hem aşağı arttığı için buradaki sakinliğinizi koruyamazsınız. Yani en minimum günlükte artık bakın. Sonrasında haftalık bazda ortalama olarak takip ettiğinizde ve aylık bazdaki o yataydan sonraki hareketi de eğer iyi okuyabilirseniz rotanızda bir problem olacağını ben düşünmüyorum.
Genel kanımız Borsa İstanbul'da her geri çekilmenin daha güçlü yükselişleri için bir fırsat oluşturduğu tarafındayım ben. Bugün de böyle olsun. Yine yarın itibariyle piyasa açılışından önce farklı detayları yine sizlerle birlikte paylaşırız. Bu videoyu böyle biraz rahatlatıcı olması açısından paylaştım, eğitim amaçlı. Umarım sakin olabiliyorsunuzdur. Tabii bu işler biraz cesaret işi. Hakkınızda hakkımızda hayırlısı olsun. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.